Ne iyi oldu bu ev tutmamız. Aynen abi. Abi duydunuz mu? Belediye başkan adayları esnaf gezisine başlamış. Allah Allah. Daha mevsimle değil. Niye erken başladılar ki? Bu seneki seçim biraz zor olacakmış. Ondan erken başladılar galiba. Sen hangisine oyunu vereceksin abi? Kim bu makineyi en az ötürürse ona oyumu vereceğim. Benim de bir taktiğim var abi. Oyumu öyle kullanacağım. Şey taktiğin ne? Bir tabak kuru yemiş uzatacağım adaylara. Ucuz kuru yemişi yiyen adama vereceğim oyumu. Pahalı kuru yemişi yiyen adam keyfine düşkündür. Bizi bitirir. Kurtuluş anahtarınız geldi. Adam kapıdan girmeden öttürdü makinayı. Şöyle buyurun başkanım. Oo, kaju mu? En sevdiğim. Bu kapıdan öyle. Allah bilir bu saate kadar siftah bile yapmamışsınızdır. Yapmadık inan başkanım. Abi sen niye yalan söylüyorsun? Sen de mi belediye başkan adayı oldun yoksa? Arkadaşlar isterseniz seçimi kazandıktan sonra neler yapacağımı anlatayım size. Sakin sakin, biz de biliyoruz bir bok yapmayacağını. Hiçbir şey yapmayacak bence. Bunu direkt eleyelim. Başkanım kendinizi hiç yormaya gerek yok. Biz zaten oyumuzu size verecektik. Merhabalar, ben Bağımsız Belediye Başkan Adayı Arif Bağımsız. Bağımsızlığını tam ilan edememiş galiba. Şöyle buyurun. Seçimi kazanırsam belediyenin eski personelleriyle yola devam edeceğim. Akrabaymış, eşmiş, dostmuş belediyenin önünden bile geçemeyecek. Belediyenin bütçesini öyle saçma sapan şeyler için harcamayacağım. Seçimden önce gelip seçimden sonra sizleri unutan başkan adaylarından olmayacağım. Başkanım siz kendinizi hiç yormayın. Zaten biz oyumuzu size veriyoruz. Gençlere yönelik çalışmamız olacak. İşsiz genç kalmayacak. Adam neredeyse makineyi patlatacaktı. Antep fıstığı almıştı, oradan belliydi. Benim şu kabinde biraz işim var. Efendim yeğenim. Dayı. Esnaf gezisine çıktın mı? Çıktık. Benim oğlanla geliyor sizin oraya. Dayı, burada bir makine var. Yalan söylediğinde ötüyor. Makineyi az öttürene verecekler oyları. Doğruyu söyle, oylar zaten senin. Bir de kuru yemiş tabağı uzatacaklar. Leblebiyi al oradan. Kuru yemiş ne alaka lan? Bu da bir düzenek dayı. Lüks kuru yemiş yiyen çok para harcar, keyfine düşkündür anlamına geliyormuş. Ben kaju yerim, sen leblebi yedi dersin. Ooo leblebimi en sevdiğim, 3-4 tane alayım. Bu tamam. Buyurun sizi dinliyoruz. Seçimi kazandıktan sonra bir daha beni göremezsiniz. Benden hizmet falan beklemeyin. Belediyenin bütçesi anca bana yeter. Fiş mi takıl değil acaba? Belediyeden bütün personeli çıkartacağım, akrabalarımı alacağım. Kirveler bile belediyede çalışacak. Bu kadar dürüstlük eder başkanım. Oyum sizindir. Leblebi yemenizden anlamıştım. Ben yine de işimi garantiye alayım. 2-3 tane leblebi daha alayım. Ulan makineyi ötürmeyene oy vereceğiz dedik. Adam makineyi ötürmedi ama hepimiz ötürecek. Leblebi almadı sanki.